Şimdi size ne göstereceğim? Bunları Haziran ayın için seçtim. Haziran'da farklı bir tür okuyayım diyorum. Direkt aklıma da bunlar geldi. Normalde gölge ve kanı gözüme kestirmiştim. Ama okuyacağımı düşünmüyorum. Belki de okurum, bilmiyorum. Bir okumaya başlasam aslında neler olacak da olmuyor. Burasında Bir Karanlık Pencere ve Gazap ve Alev'in Kederi aklımda. Onları şimdi bir okumayı deneyeceğim. Belki bir varis yükseliyor ya da bu işaretlinin şarkısı da olabilir. Bir başlarını tek tek okumayı deneyeceğim. Hangisi artık giderse onunla devam etmeyi düşünüyorum. Kaç tane kitap göstermiştim ve aralarından birini seçeceğimi söylemiştim. Seçtiğim kitap Bir Karanlık Pencere oldu. Bunu okumaya başladım. Sayfa 144'teyim. Ve kitap çok heyecanlı bir şekilde ilerliyor. Benim gece 1'den 3'e kadar bir okuma sürem oluyor. O süreç zarfında buraya kadar ilerledim. Sizin daha geniş bir vaktiniz varsa daha hızlı bir şekilde okuyabilirsiniz. Çünkü bölüm sonları o kadar heyecanlı ve o kadar merak ettirici bir şekilde bitiyor ki elinizden bırakmak istemeyeceksinizdir. Ben şu anki durumumdan ötürü böyle okuyorum. Konusunu kaba taslak bahsedecek olursam da bir tane krallığımız var. Çevresi sislerle kaplanmış bir krallık ve içerisinde enfeksiyon denilen bir hastalık yayılmaya başlamış. Bu hastalık küçük yaştaki çocuklarda şiddetli ateş şeklinde gözüküyor ve sonrasından bu çocukların sihir yeteneklerine kavuşmasını görüyorsunuz. Ama bu çocukların yaşatılmasına izin verilmiyor, öldürülüyorlar. Ama ana karakterdeki kızımız bu hastalığa yakalandığı halde kendini yakalanmamış olarak gösteriyor ve yaşamına devam etmeye çalışıyor. Ama bu hastalıktan ona da gelen bazı yetenekler var. Zihninin içerisinde bir ses duyuyor. O sesin ismi ise kabus. Kabus ona hem yol gösteriyor, onu bazı şeylerden koruyor hem de bazı sırları saklıyor. Yani böyle ilginç şeyler oluyor kitabın içerisinde ve sizi içerisinde tutuyor. Kitapta 209'a geldim ve yapmamam gereken bir şey yaptım. Kitabın arkasını okudum. Sonunu biliyorum. Kitabın sonu nasıl gideceğini biliyorum. Bu okuyamama süreci içerisindeyim. Çok fazla akıcı bir şekilde kitap okuyamıyorum. Bu kitap diğer okuduğum kitaplara göre çok çok daha iyi. Ve konusu, anlatımı, derinlik olarak altyapısı da mesela daha iyi. Bu benim elimde normalde bir iki günde bitebilecek tarzda bir kitap. Fakat bu okumaya durumum olmadığı için okuyamıyorum. Elimde süründükçe sürünüyor. Bu benden kaynaklı. Kitabı almak istiyorsanız, okumak istiyorsanız alın. Öneriyorum yani. Kitaptan yana bir sıkıntı yok. Şimdi benim bu arka kısmı okuma faslına gelecek olursam da kitapta hiç fanart falan yoktu. Son zamanlarda çıkanlarda fanart ekliyorlar ya da çizim ekliyorlar ya hani. Baktım o da yoktu. Ha dedim, güzel bir şeyler yapmış ve direkt zihnimizde canlanmasını istediği tarzda bir şeyler yapmış. Bu hoşuma gitti. Yazar kısmını okuyayım, teşekkür kısmını okuyayım dedim. Oradan bir gözüm kaydı. Sonun hepsini okudum. Şimdi yazar kısmına geldiğim zaman yazarın bir fotoğrafı dahi yok. Kaliforniya'da doğup büyümüş. Edebiyat
teorisi ve eleştiri alanında lisans derecesi almış bir yazar ve öğretmendir. Bunu ben gördüğüm zaman altı dolu bir insan olduğunu görüyorum. Sonrasında battaniyeleri bürünüp bir sonraki romanını hayal etmiyorsa ya bahçesinde çalışıyordur ya da kocası ve oğlu köpekleriyle birlikte yürüyordur yazmışlar. Şimdi bu kitabın arkasındaki yazar yerleri sizin dünyaya kendinizi tanıtabileceğiniz çok büyük bir alan ve kendinizi iyi bir şekilde ifade etmeniz lazım. Yeni bir yazarsanız rica ediyorum, yatağın altında hayal kuruyorum. Yok gözüm açık hayal görüyorum. Sürekli kafamda bir hayal dünyası var. Rica ediyorum yazmayın. Ben bir yazarla tanıştığım zaman onun eğitimlerini de görmek isterim. Kendini nasıl ifade ettiğini de görmek isterim. Hayali maddi durumu yerinde olan herkes kuruyor. Maddi durumunuz yerinde değilse hayalleriniz de o kadar farklılık gösteriyor. Bu insanın ne yazık ki bunu söyleyeceğim statüsüne göre de değişen türde şeyler. Yani durumun iyi değilse özgür düşünce ve fikir ortamı gelişmiyor ne yazık ki. Afganistan'daki bir bireyle Amerika'daki bir bireyin mesela düşüncesi ve dünya görüşleri tamamen farklı oluyor. Benim seni en iyi tanıyacağım yer kitaptaki yazar hakkındaki yerler. Krallıkta sandığımızdan daha fazla insan enfekte olmuş ve bunlardan birkaçı ise kralın öz yeğeni olan kişiler. Hem abi hem kardeş enfekte olmuşlar. Abisi komutan olurken kardeşini kader destelerini birleştirip kurban verme amacıyla sarayda tutuyorlar. Abisi bu kardeşinin kurban edilme durumundan kurtarmak için bu kızla anlaşma yapıyor. Kader destelerini kendi artık toplamaya çalışıyor. Bu kız da komutana yeteneğini şöyle söylüyordu. Kader kartları da görebiliyorum. Onların belli başlı renkleri var ve o renklere göre onları buluyorum diyordu. Halbuki kafasının içerisinde kabus denilen bir yaratık var ve kabus o kartları aslında görüyor. Kabusu bu komutandan ve komutanın ailesinden saklıyor. Artık bunlar birlikte işbirliği yapmaya başlıyorlar. Şu an kader destelerini tek tek bulmalarını okuyoruz. Dediğim gibi şu an çok güzel bir gidişatı var. Soru benden kaynaklanıyor. Ya artık kapatalım isterseniz. Size sormuştum. Perşembe günü saat 5'te mi atayım yoksa cumartesi günü 12'de mi? Ben genellikle cumartesi günü saat 12'de videoları atıyorum. Ama perşembe günü 5'te at demiştiniz. Şimdi onları editleyeceğim. Ve kapak falan oluşturacağım. Biraz zamanımı alacak. Bunun hakkındaki esas görüşlerimi ise Mayıs ve Haziran okuduklarımı bir çekmeyi düşünüyorum. Orada söylerim. Ya da ara ara bazı videoların arasında söylerim. Hani gidişata göre değişiklik gösterir. Ama almak istiyorsanız bu okuduğum kitapları da gördüğünüz en başından beri bunu daha çok öneriyorum size. Keyifli bir şekilde okuyacağınızı düşünüyorum. Yani ben şu an en azından keyifli okuyorum. Beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarımda görüşürüz. Hoşçakalın.